Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam, sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor, yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana, senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Ağzınla konuşsana. Niye içine konuşuyorsun? Hocam hoş geldin. Ayırarak ağzını konuş. Evet. İçinden de havayı üflet, daha sesli çıksın. O zaman birini alalım sahneye. Niye? Havayı üfleyecek içimden. Sen kendi içinden havayı üflet. İşte üfletmem için biri lazım. Arkadaşım, karnını içine çekince hava dışarı kendiliğinden gelir. Bak. Anladın mı? Yani hayal ettim. Daha ziyade. Müstehsi müstehsi sırıtıp durma orada. Evet. Evet, yüksek sesle. Merhaba, hoş geldiniz de. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Seyirci alkışlama, dur. Dur, ne yapıyorsun? Neyi alkışlıyorsunuz hemen? Hiç ben de anlamadım ki yani. Kim çıksa sahneyi alkışlıyorsunuz? Öyle değil mi sence? Ha Barış? Sana soruyorum, sana. Ha, ha pardon. Kim çıksa alkışlayacaklar. Evet. Seninle ilgisi yok. Çağır birini sahneye. Artık alkışlayacak birilerine ihtiyacımız var hayatta da, o yüzden. Belki bir ihtiyaç olmuş. Evet, sen bana mı laf soktun lan? Estağfurullah. O gene biz seviyoruz. Birbirimizi seviyoruz. Tamam, birini al sahneye. Al birini sahneye. Bir kişi rica edebilir miyim? Onun elini kaldıracağına sen gelsene. Abi gel. Evet. Siz Star Trek'ten mi geliyorsunuz? Merhaba, isminiz ne? Bilal. Bilal, hoş geldiniz. Geç lan kenara. Geç. Sana diyorum. Bana, pardon. Artık program sende. Ya sen niye devamlı orayı tutuyorsun? Evet. Arkadaşım bak, şimdi gör bak nasıl oluyor. Bilal, şey gibi gel. Tolga gibi gel. Sahneye gelince Tolgiş ol. Ta arkadan değil, önden. Mesela son basamaktan gel. Son basamaktan gel ama seyirciye arkanı dönme. Bilal, herkesin yapabileceğini göstermeye çalışıyorum. Beni mahcup etme. Ayağını al aşağıya. Evet, arkanı dönme seyirciye Bilal. Senin geldiğini anlasınlar. Evet, gel şimdi. Merhaba, hoş geldiniz. O zaman ben kaçtım. Gel buraya, gel. Olayları gör. İki kişi daha al sahneye. Çabuk. Herkes gelsin, ben oraya geçeyim mi? Hayır. Çabuk iki kişi daha al sahneye. Ne oldu kız, laf gücüne mi gitti? Merhaba, hoş geldiniz. En son gelen arkadaş minik olsun. Efendim? Minik ol. Minik? Nasıl minik? Senin ismin ne arkadaşım? Müslüm. Müslüm, Mini'yi bilmiyor musun? Yok, bilmiyorum. Kameraya geç o zaman sen. Barış, bırak Müslüm kameraya geçsin. Sen de manitaya mesaj at, şuraya aşağı pasaja gelsin. Bir aydır göremiyorsun. Fırsat bu fırsat. Müslüm, kameraya geç, kameraya. Seni yormayalım ya. Ablalar, sen de miniksin. Sen bir tanesi minik geç. Evet, sen de Ezgi'sin. Arkadaşım, sen de yönetmensin. 3, 2, 1, buyurun. Evet, şimdi normal bir şey oynayacağız. Terbiyesizlik yapma. Terbiyesizlik yap. Ben yönetmesem siz kimsiniz de bana emir veriyorsunuz? O kadar da değil. Daha dur.
Daha çekeceğin acıların ilkindesin şu an. Evet arkadaşım. Arkadaşımdan gir. Hadi ben... terbiyesizlik yapma, başlasana. Sen bensin, ben sen değilim. Sen, Bilal sensin. O mümkün değil çünkü. Evet. Bilal sen osun, o ben. Tamam. Tamam. Evet. Başla ben. Evet, kendini içinde hisset ama biz farkına varmayalım. Evet Bilal. Evet Bilal. Hissediyorum. Hiç bunları hayal etmiş miydin gelirken? Arkadaşım yönetsene nasıl hissedeceğini. Böyle öyle bir hisset ki diyelim ki sen, sen değilsin. Ama bir sen var senden içeri. Piyanisti de yönet, Ezgi'yi de yönet. Piyanist sen de bize arabesk bir şey çal. Yani Chopin, Chopin'den. Çünkü arabesk değil, Chopin çalıyor herif. Hiç oralar, onun arabeski o. Ezgi sen de... hadi sen bugün izne çık. Geçen hafta çok yorduk seni. Kestik. Sen. Herkesi gönder aşağı. Niye ya? Gönder aşağıya. Beceriksiz. Ben niye beceriksiz? Sensin ona... beceriksiz. Ben talimatı veriyorum, yapmıyorlar ki. O da beceriksiz. Sen olduğun için beceriksiz. Bak sen olan beceriksiz oluyor. Demek ki orada problem var. Bende yok. Hayır. Herkesi gönder aşağı alkışlarla. Evet, çok abi. Çok zahmet oldu. Çok al mikrofonu arkaya. Bunu söylemek istedim. Al mikrofonu arkaya. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah sağ ol. Ne yapma? Şey, res... Sen o kadar yoruldun ki, o kadar yoruldun ki. Çok yoruldum ya. Eyvallah, sağ ol. Görüş, kendine iyi bak. Belinle kırbaçlayacağız. Ah bebeğim, ah canım benim, sağ ol. Evet arkadaşım. Çağır çocuğu. Gel ya. Müzisyeni çağır. Ah, huzurlarınızda Melik. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Allah aşkına. Hayır, hayır, sana söylüyorum sana. Ne yapıyorsun? Sevgiyle karşılıyor. Çocuğu yanaklarından, çocuk bebekliğinden beri görmemiş teyzesi gibi öpüyorsun. Lan kalçasından mı öpeyim? Yanağına öpüyorsun. Normal bir karşılama yaptım yani ben ona. Öpme. Merhaba, hoş geldin. Otur da. Ama göster yerini. Elinden böyle tart şey, buraya oturacaksın yap. Elinde tart, buraya oturuyorsun. Tartınca zaten oturmuş oluyor oraya. Hayır, hayır, böyle böyle elinden göstere göstere yerini göster. Ama bizim aramız daha samimi. Bizim bundan dostluğumuz 20 yıl mukaddem yani başlangıcı. Mukaddem. Soyun. Hadi soyunma. Hayır, sen soyun. Ver soyunma müziği. Arkadaşım soyunur. Ver müziği. Tövbe yarabbim ya. Hayır, hayır. Şey, ritmik soyunma müziği ver. Ritmik derken? Arkadaşım, ceket... Hayır, öyle değil. Öyle değil, öyle değil ya. Onu yapma. Müzisyen. Onu yapma mı? Rahatsız mı ediyorsun? Hayır. Hoşunuza mı gidiyor? Ceket... Ceket de canlı biriymiş gibi dans ettir ceketi, tamam mı? O da sanki bir tane sendenmiş gibi dans ettirerek soyun. Biz gözümüzü ceketten alamayalım. Ceket gittiğinde seyirci salya sümük ağlasın. Ver müziği. Sonu nereye gidecek merak ediyorum. Sonunu görmek istiyor musunuz? Ver şu ceketi içeriye. Prodüksiyon getirin şunu şeyine. Yok Ilgaz şu an manitaya mesaj yazıyor. Evet bak... ver ceketi. Ilgaz getirsene. Getirmeden niye götürüyorsun Ilgaz? Getir ceketimi ver. Onu değil. Getirme. Ne? Ya getireceğini getirmeden niye götüreceğini götürüyor? Ne getireceğini söylemediniz ki götüreceğini götürmesin. Ben ona söylemiştim de bonesini getirin bunun çabuk. Nesini? Bone. Bone. Papyonu da çıkar. Bone. Evet. Tak boneyi. Hemen kürek verin buna, kürek. Ver küreği. Ya bu ıslanmadan kafaya girmez ki. Ya tak şunu kafana. Bu öbürlerine benzemez. Tak. Kapat, kapat. Çok... Gülüyorsun be. Al küreği de. Yat. Yat, uyuyorsun. Evet. Hemen bir bayan seyirci al sahneye çabuk. Bir tane... Sen uyuyorsun, bir bayan gelsin de. Uyu. Ben uyurken bir bayan gelsin. Evet. Abla, büyük cesaret. Tebrik ediyorum. Bütün bu olaylardan sonra. Yanlış anlama, benim kürek kemiğim.
Pardon, hanımefendi size tamam. Taksınlar mikrofonu. Evet. Evet arkadaşım sen uyuyorsun. Evet. Küreğinle konuşuyorsun. Uyuyorum ben ama. Uyurken küreğinle konuş. Uyurken konuşmam ki küreğimle. Ya konuşuyorsun işte rüyanda küreği gör. Ah sana hasta oluyorum. Hayır öyle konuşma ya. Sen benim ekmek küreğimsin falan. Sen benim ekmek küreğimsin. Senden önce ekmek teknem vardı. Onu sattım. Büyük para kaldı. Evet. Seni aldım. Hanımefendi isminiz ne? Funda. Funda sen bunun sevgilisisin tamam mı? Gel uyandır yatakta. Sen kiminle konuşuyorsun iki saattir diye uyandır. Yayınlayabileceğimiz şekilde. Sen kiminle konuşuyorsun iki saattir? Allah'ım işte beni böyle sarmalamana bayılıyorum Türek. Neler oluyor? Biz birbirimizle neden hoşlanmışız? Funda, sen kıskansana küreği. Küreği. Ya aklı başına kadın küreği niye kıskansın? Ya sen şu an küreğe sarılsıksın. Kadın kıskansın, kazmayı kıskanır. Arkadaşım yat sen şuraya lütfen. Ben uyuyorum. Evet, küreğin sapınla konuş. Sapınla? Evet. Funda gir içeriye sen bir ses... Aman Allah'ım kiminle konuşuyor olabilirdi? Aman Allah'ım kiminle konuşuyor olabilirdi? Kendine söyle Funda, adama ne bağırıyorsun? Aman Allah'ım kiminle konuşuyor olabilir? Çok fark etti, tebrik ediyorum. İnanılmaz bir fark vardı arada. Funda! Efendim? Bak, tam oradan gel, havaya doğru söyle, tavana. Aman Allah'ım kiminle konuşabilir? Dön, o tekrar konuş arkadaşım. Sen kalçaya bir tane çak tekmeyle, tamam mı? Evet, 3, 2, 1 buyurun. Aman Allah'ım, kiminle konuşuyor olabilir? Sen olmadan uykular... Funda vursana tekmeyle, niye yavaşça dokunuyorsun adama? Sen olmadan... Oyuncu o alır, evet. Evet, 3, 2, 1 Aman Allah'ım, ağlayarak söyle. Aman Allah'ım, kiminle konuşuyor bu? Bekar mısınız? Arkadaşım, kalçaya tekmeyi alınca... Kürekle beraber zınk diye kalkacaksın. Ulan geç kaldım siparişler vardı diye. Tamam. Pizzacısın sen. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Ulan işte pizzacının küreği, o da kılların düşmesin. Ben dur, onu değil, fırını merak ediyorum. Kürek buysa. Saçın dökülmesin pizzaya diye bir de bonen var. Ama sıkılınca da yüzebileyim. Hayır, evet. Gel Funda ağlayarak çak bir tane. Sert vur Funda. Sen olmadan rüyalarım haram bana kürek. Eyvah eyvah. Bugün tatil ama yine de kalkayım. Pazarmış bugün. Arkadaşım, ne oldu siparişim var? Hemen panikle. Ne oldu siparişim var? Paniklesene. Evet. Koştur oraya buraya. Niye? Kız arkadaşım değil mi o benim? Olsun, sen sanki vurdu sana rüyanda şey... Ne oldu hayatım, özel pizza mı istedin? Bugün tatil, yok pizza falan. Kiminle konuşuyordun sen Funda, öyle? Funda, kim söyledi sana bugün tatil olduğunu? Ben. Niye söylüyorsun? İşte, beni dinliyor. Arkadaşım sen kalk panikle, şöyle diyeceksin. Soğanlı, sarımsaklı, şeyli, mantarlı, mısırlı, bağıra bağıra geziyorsun evin içinde. Funda sen onu zor durduruyorsun. 3, 2, 1 buyurun. Allah'ım geçip kaldım. Soğanlı, sarımsaklı, mantarlı ama kendisi aslen mısırlı. O mısır değil. Öyle mi? Tanelisi. Aa, nasıl anladın? Sarı sarı ağzına dökülen. Evet. Soğanlı, sarımsaklı, mantarlı, mısırlı hangisini istiyorsun çabuk söyle bana. Ne yapıyorsun? Geçen hafta da unuttum pizzaları. Arkadaşım yapma şunu. Funda de ki, ya ne pizzası de ya? Bugün benimle çıkmayacak mıydın sen? Ya ne pizzası ya? Bugün benimle çıkmayacak mıydın sen? Sen benim kız arkadaşım değil misin? Belirli günler mi çıkıyoruz? Her gün çıkmıyor muyuz? Ne saçma bir ilişkimiz var arada. Arkadaşım söyledi ki... Kız erkek arkadaş olalım ama cumaları çıkalım. Geri kalan günler... Ya sen bırak bu işleri. Sen de ki benim dükkanım var, müşterim var, saygım var falan. Bak bonem, kılım düşmesin diye. Bak küreğim, elim yanmasın diye. Söyle. Ben bir dükkan açacağım. Bu fırın işinden bıktım. Büyük para var açacağım dükkanda. Şu an söyleyemiyorum tam. Arkadaşım, biz biliyoruz onun ne olduğunu. Lütfen yapma şunu. Kıza söyle, de ki bu bonem kılım düşmesin diye, bu küreğim elim yanmasın diye. Pantolonda sen uydur bir şey söyle. Ya zaten bugün mü tanışıyoruz? Niye şimdi açıklıyorum ben bunları? Tamam ya mı? Hayır, sen şey posta koyuyorsun. Bütün kadınlar böyledir. Ya ne demek istiyorsun sen ya? Benim hayatım bu ya. Ben Neci'yim ben.
Pizzacısın. Ben pizzacıyım ya. Bu benim bonem, saçım düşmesin diye. Bu benim pantolonum, ***'im gözükmesin diye. Aslında şeyin arkasında durduğum için gündüz giymeme gerek yok yani. Değil mi? Sıcakta olduğu için pantolona gerek yok. Dışarı servise gitmen gerekiyor. Dışarı servise olsa... gidiyorum. Yurt dışına gidiyorum mesela. Viyana'ya pizzayı söylüyorum. Hayır. Gidene kadar buz gibi oluyorsun aslında. Hayır. Fırından çıkıp servise gideceksin. Fırından çıkıyorum. Nasıl yanmış her yerim biliyor musun? Şimdi kapıyı çalıyorum, açıyorlar. Yanmışım ben. Kadın korkuyor tabii. Bu ne diyor yani? Bu diyorum, beni bırakın diyorum. Pizza önemli olan diyorum ben. Soğuduğu için de zaten hep bedava veriyorum. Arkadaşım, pizzayla senin pişme süren aynı mı? Pizzayla biz aynı sürede pişmiyoruz ki yavrum ya. Pizza 30 dakikada pişiyor. Benim pişmem 40 seneyi aldı. Arkadaşım. Ne oldu? Funda, Funda söyle. O zaman Allah da seni kahretsin de çak tokatı bir daha yüzüme zor görürsün de. O zaman Allah seni kahretsin. Bir daha yüzümü zor görürsün. Dön arkanı. Hı yap git. Zerre ölmedim. Arkadaşım gel aç dükkanı. Gel aç dükkanı. Sen de kıza posta koy. Ulan her istediğini yaptık kızım falan ota. Sen her istediğini yaptın be. Yine mi yaramadım ya? Nasıl bir kadın kızı bu? Nasıl bir kadın kızı? Bütün kadınlara çalışma, gel benimle takıl. Evet. Para olmayınca çalışma, da niye paran gel yok? Benimle takıl. Süper dükkan açacağım. Hayır hayır. Ha. Kadına söylüyorsun. Ha yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Kadına ben söylüyorsun. Dükkan falan açmayacağım. Yalan söylüyorsun. Arkadaşım sen evet. Mısın? Bone sıktı mı seni? Bir abi. Evet, kadına koy postayı, gel dükkana. Nasıl bir şeyse çişim geldi, yemin ediyorum. Buradan bastı. Gel şu dükkana. Kızı evet. Gönder yerine. Çok teşekkür ediyoruz ablacığım, sağ ol. Gel dükkana, evet. Aç şeyi, fırının kapağını. O değil o, piyanonun kapağını. Orada fırının kapağını aç. Ha, bu fırın mı? Evet, aç fırının kapağını. Bunu ben nasıl koyacağım şimdi? Çok teşekkür ederim. Bu işte. Evet, bak bakalım o kömürü falan var mı içinde közü? Yok, hayır yok. Parmağınla dokun bakalım köz sıcak mı? Değil. Varmış köz, akşamdan beri yanıyor. Bak bakalım elin jos edene kadar bak. Jos etti mi? Yok, mikrodalgada ısıtıyorum ben. Arkadaşım, öyle fırın olur mu? Olur olur. Odun atacaksın içine. He. Fırın soğuk. Tamam, odunları yak. Üfle, üfle! Bu şakayı biliyorum. 80'lerde yapardık. Arkadaşım, lütfen. Üfle şu odunu. Etrafta bir telefon var mı? Yok. Üfle şuna. Arkadaşım, üç üf, bir püf. Plof! Bak yandı. İyisin değil mi orada sen? Yandı, yandı. Fırın yandı. Fırın yandı şu an. Evet, evet. Şimdi telefon çalar. Çaldır telefonu. Ya getir şu telefonu be! Hayır öyle değil! Çaldır telefonu. Aç telefonu, pizzacının adını söyle. Öyle değil ya. Açım, al kulağına tutacaksın. Alo? Söyle ismini. İsmim ne lan? Hayır, hayır. Pizzacının ismiyle açıyorsun pizzacının telefonu. Pizzacının ismiyle açıyorum ben burayı. Ulan açtığın anda ismi yapıştır. Lan açtığın anda ismi yapıştır. Ne biçim müşterisin? Kapat, kapat. Bunları ben bir şey sen takmam yapıştır. Ya. Sen yapıştır. Beyinsiz. Galiba bana dedi, değil mi? Evet. Bu ne beyinli? Bu ne beyinli? Evet. Aç şunu, beyindi, açar ya açmaz. Ya bu dükkanın ne? Adı ne senin dükkanın adı? Evet. Ne? Adı ne? Evet. Ne? Evet pizza. Tamam aç işte. Dülülülülü seyirci. Dülülü mü? Evet. Rasim abi görüşürüz. Korna herhalde. Böyle bir telefon yok çünkü çağımızda. Dülülülü. Aç şunu. Evet pizza. Evet. Evet. Arkadaşım. Müşteri kontrol etmek istedi. Arkadaşım lütfen ya. Seyirci, blülülülülü. Hayır size diyor ya, lütfen bunun altında kalmayın. Evet. Melodik söyle. Ya arkadaşım yapma şunu ya. Bugün hiç çalışasım yok. Arkadaşım, melodik söyle. Evet pizza falan gibi, tamam evet. 3, 2, 1. Seyirci, blülülülülü. Evet pizza. Vay kardeşim. Değil. Evet. Hayır hayır arkadaşım. Hep yanlış söylüyorlar. Herhalde eskiden başkasının numarası. Nuri gel şu küreğin keskin tarafıyla bunun beline vur gel. Arkadaşım yap lütfen şunu. Bence Nuri ikimiz arasından seçer birini. Evet seyirci vırı 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 vırı. Vırı vırı mı? Dur bu sefer başkası arıyor. Evet pizza.
Merhabalar. Merhabalar efendim. Pizza var mı? Ya yapma şunu, ne olur al şunu kulağına. Müşteri ulan müşteri, veli nimet. Benim böyle gerzek müşteriye tahammülüm yok. Veli nimet. Evet pizza, merhabalar pizza var mı? Pizza işte bu. Ulan bursa. Belki bitti pizza. Biter mi gündüz değil mi? Daha yeni açmadın. Olsun hepsini sattın. Manyağın biri geldi aldı. Şey... Ya sabah da fırını yeni yaktım nasıl alabilirler? Ya olur geceden sipariş verdi herif. Ya sabah 9.30'da kim pizza yiyor? Lan sana ne? Belki kaşarlı pizza yaptırır kahvaltı niyetine. Evet. Kaşarsız pizza mı var? Aç şunu ne olur kulağına tut. Merhaba diyen adama affedersin benim öküzlüğümde devam et. Evet pizza. Az önce sizin öküzlüğünüzle devam edelim. Efendim benim öküzlüğüm burası. Öküzlerimi burada besliyorum. Nasıl yardımcı olacağım? Pizza var herhalde. Demin arayan gerzeksizsiniz değil mi? Tahmin ettim. Arkadaşım şimdi... de ki var ya pizzanı öv adama. Hadi. Evet efendim, pizzamız var. Ne tarz bir pizza istiyoruz? Vallahi bilmiyorum, sizin tarzınıza bağlı. Kapat, karar ver. Arkadaşım ya, aç şunu ya. Beni arıyor, beni arıyor. Bir karar versin. Ya pizzacının muhabbeti güzel, yemesi güzel değil. Hadi aç şunu. Evet. Ah, kapatmadınız mı daha? Yok. Ceren yaptı oradan. Siz incesini mi yapıyorsunuz, kalınını mı? İşte bir yüz yüze gelsek. Şimdi tabii ince hamur... İnce hamur başka bir şey, kalın hamur bambaşka bir şey. Bu zevkinize hitap et. Siz nasıl arzu ediyorsunuz? Hayır, yani... sizin fırının taşı neyi daha güzel kızartıyor? Kalını mı, inceyi mi? Şey, o tamamen ustalıkla ilgili bir şey beyefendi. Yani fırın aynı fırın. Tabii kalın hamur isteyene biz ona göre bir katkı maddesi peki, koyuyoruz. Peki, malzeme seçebiliyor muyuz? Bilmem, deneyi seçebiliyor musun? Arkadaşım, evet, ekstra malzeme evet, seçebiliyor. Ekstra malzeme seçebiliyorsun. Her ekstrası ki. Kaç lira? Her ekstrası değişik olduğu için fiyatı da değişik oluyor. Mesela İlk defa pizza alıyorsunuz herhalde. Zeytinin ekstrası kaç lira? Zeytinin ekstrası mı? Ekstra kırık zeytin mi? Evet. Ayvalık mı? Ya uzatma işte, zeytinoğlu zeytin. Zeytinoğlu zeytinse o çok kıdemli bir şey zaten. Ekstra zeytin koydunuz mu? 2 lira. Peki kızarmış ekmek koyabilir miyiz? Pizzaya. Bence siz kesip komşunun da yiyebilirsiniz. Yani çok özür diliyorum. Pizzaya ekmek konur mu? Sana ne ulan? Sen var mı yok mu onu söyle. Ya bu kadar hamur zaten bir de ekmek mi dayıyor? Ya sana ne? Pizzayı ekmekle sıyıranı ilk defa görüyorum. Ekmek değil bir kere, kızarmış ekmek. Ha o zaman tamam, kızar... Peksimet mi? Evet, peksimet. Vallahi peksimet yani... Arkadaşım söyle lütfen, evet konuyor mu? Tabii koyuyoruz. İsterseniz kriko bile koyarız. Nasıl siz diyeceksiniz? Zerre umurumda değil. Tamam. Kaç dakika içinde getireceksiniz? Sen kaç dakikada geleceksin? Ben yapar erken bitiririm, sen mal gibi bir saat sonra gelirsen buz gibi olur pizza. Arkadaşım! Evet. Peki üstüne kapağı, çocuk üstüne oturunca ezilmesin diye kapakla pizza arasına bir şey koyuyor musunuz? Yok ama aileye eğitim veriyor çocuğu pizzaya oturtmayın diye. Saçma bir şey yani. Tamam, ben o zaman pizza canım çektiğinde sizi tekrar ararım. Ararsın. Arkadaşım! Pizza isteyen buraya gelsin. Dükkanın bu senin. Evet, sen şimdi pizzayı havalara at, çevir pizzayı. Hemen Ezgi gel. Sen uyandırdık mı? Prodüksiyon hemen yatağa getir. Ezgi'cim hoş geldin. Merhaba hocam. Kusura bakma bu pizzacılığa alıştırmak için. Kusura bakma için... uyandırdık sabahlıklasın. Bilsek ses yapmazdık. Bunu pizzacılığa alıştırayım diye. Evet. Zaman geçti biraz. Evet getir şeyi yatağa. Bir tane Ezgi hemen kendine bir sevgili bul. Biraz hödük olsun. Seyircilerden mi? Nereden bulursan bul. Güçlü bir sevgiliye ihtiyacım. Ben ocağın altını kapıyorum. Hayır arkadaşım. Merhaba. Evet beyefendi siz yatın yatağa. Siz yatın. Evet, siz dünyanın en sorumsuz, en vurdum duymaz, en böyle şey lakayit adamısınız. Yatın. Yönetmen değil mi bu ya? Evet. Şey, şimdi de ki Ezgi'ye. Ezgi, bir pizza söyle de yiyelim ya de. Ezgi, bir pizza söyle de yiyelim ya. Öyle değil, yeah de. Yeah. Ezgi, sen kız ona.
Ezgi öyle kızma. Allah seni kahretsin. Böyle insan mı olur? Böyle sevgili mi olur tarzında. Evet. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Ben en büyük hamuru açıyorum şu an. Sebep? Nasıl yeni sebep? Dünyayı evimize getirecek. Allah Allah. Tamam Ezgi söyle. Ay bıktım senden be. Sen ne biçim adamsın? Kaldır da kendin isteği ver. Ne terbiyesiz bir adamsın sen. Terbiyesiz diyen kaldır dedi ya biraz önce. Senin ismin neydi arkadaşım? Mehmet. Mehmet de ki ya söylüyorsan söyle, söylemiyorsan söyleme ya de. Söylüyorsan söyle, söylemiyorsan söyleme ya. Söylemiyorum. Söylemiyorum hadsiz, söylemiyorum. Kalk git kendini getir. Ezgi sen gene insaflısın söyle. Ara telefonla. Telefonu ver. Bana yazmasın. Uyuma seyirci. Arkadaşım açsana. Ne oldu? Bir şey olmadı. Sen ne yapıyordun orada? DVD seyrediyordum ben. Mistik Pizza. Ya k***alı mısın sen? Evet. Aç. Evet Pizza. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hayır, evet Pizza. Kolay gelsin, pizza siparişi verecek. Tabii ki de, nasıl olsun? Nasıl olsun? Kaşarlı, ben size soruyorum. Kaşarlı sucuklu olsun lütfen. Evet arkadaşım. Sucuk mu olsun, pepperoni mi? İkisinden de koyun siz. Tamam. Yavrum, pepperoni. Bir Karadeniz tabiriymiş, İtalyanlara oradan gitmiş bu. Evet, al pizzayı, al motosikletine, at pizzayı, verin şunun kaskını motosikletine çabuk. Hemen eve doğru gazla. Neler oldu iki dakikada? Çabuk. Telefonu kapayayım mı? Ben pizza orta mı? Teşekkür ederim. Mehmet'ciğim rahat mısın? Gayet rahatım. Mehmet söyle, bir su ver ye hadi. Bir su ver ya. Evet, koy motorunu oraya, koy. Şşş. Şşş. Dükkanın önüne motoru koyma. Dükkan benim değil mi lan? Başka yere geldin. Pizza kutusu yok mu? Bu ne saçma bir şey ya? Pizza kutusu verin şuna. Evet. Bu ne ya? Ne saçma şeyler buluyorsun? Aa gerçekten pizza kutusu kızım. Nereden buldun bunu? Biz niye öğlen yarım ekmek yedik? Dükkanın önünden kaldırsana o şeyi. Koş lan! Dükkanın önünden motoru al ulan! Al lan motoru! Aldım. Koy başka yere. Oraya değil, dükkanın önüne koyma motoru. Dükkanın önünden motoru al. Hop, benim dükkanın önünden de motoru al. Ya tamam be! Bağır, bağır. Kadın duyar belki. Allah'ım bulamıyorum. Hayır, öyle değil. Evet pizza diye bağır. Evet pizza. Bağır. Evet pizza. Mehmet duy. Mehmet pizza. Hayır, hayır. Mehmet duy. Şey, sevgiline dürt. Şşt. Kız, kalk pizzalar gelmiş. Al gel. Sen ne zarif bir erkeksin ya. Gerçekten tebrik ediyorum ya. Ezgi, ağlamaklısın sen. Benim çektiğim nedir bu adamdan diye. Benim çektiğim ama. Nedir benim çektiğim bu adamdan ya? Bağır arkadaşım. Neredesin kızım? Açsana kapıyı. Hayır. Evet pizza diye. Evet pizza. Ama bir türlü duymuyorlar. Onları tahrik edecek şekilde bağır. Evet pizza. Hayır, öyle tahrik değil lan. Pizza getirdim. Pizza isteyen kimdi ulan falan? Ya pizza getirdim. Pizza isteyen kimdi? Bir tane istediler, üç tane getirdim. Kimdi o? Bizdik beyefendi, bizdik. Sakin olun lütfen. Aşağı bakma. Sen aşağı bak, sen yukarı bak. Bizdik beyefendi. Aşağı bakıyorsan gördüklerim bana da söylüyor. Kapat, kameraları kapat. Arkadaşım. Bir haltı yayınlayamayız. Evet, kapat. Bağır yukarı. Hanımefendi, pizza sizin miydi? Evet, basıyorum otomatiğe. Sor, sor. Getirmeden önce içindekiler doğru mu? İçindekiler doğru mu? Bana karşı hissettiklerin doğru hayır, mu ya? Hayır, hayır. Ben sana ne yaptım hayır, ya? Ezgi, sen ona sor. İçindekiler doğru mu de. Tamam. İçindekiler doğru mu? Sorma, dün çok fena yedik.
Ve hiç de vaktim oradan belli oluyor değil mi? Oluyor. Arkadaşım! Senin diğer elinden katına ne? Evet. Sen şeyin içindekini, kutunun içindekini soruyor. Hanımefendi, istediğiniz pizza kaşarlı ve sucuklu değil mi? Evet, doğru. Peperoni ne oldu? Peperoni oldu. Sana değil, o sana soruyor. Ben diyorum, peperoni ne oldu kadın? Peperoni ne oldu beyefendi? Ha, işte sucuk yerine peperoni. Zaten biz sucuk kullanmıyoruz, peperoni kullanıyoruz. Tamam. Sucuk tamam. mu, peperoni mi? Sor. Sucuk mu, peperoni mi? Peperoni. Hayır, yalan söylüyorsun de. Hayır, yalan söylüyorsun. Sen değil, kız Sen söyleyecek. Sen değil, içerideki söylüyor. Dur, Türkan Şoray gibi söylüyor ona, yalan söylüyorsun de. Kim, ben mi? Sen, evet. Yalan söylüyorsun. Siz peperoni yemişsiniz zaten. Söyle İzgi'deki, sen sucukları kalın kalın doğrayıp dikine kesip bana peperoni diye yutturamazsın. Sen sucukları kalın kalın kesip peperoni diye bana yutturamazsın. O zaman tekrar deneyip öyle geleyim. Arkadaşım hayır ya, peperoni olduğuna ikna et şu kadına. Peperonimi ver bana. Hanımefendi bunlar halis mulis peperoni bakın. Hani? Bak. Peperoni, ha? Evet. Peperoni, oh tamam. Getir peperonimi. Kaçıncı kat? Baktığım yeri sayamıyorum. Kaçıncı kat? Dördüncü kat. Dördüncü kat, 7 numara. 7 numara. Apartmanın dış kapısının olmayışı çok enteresan. Yeni yapılıyor herhalde. Geldin, 4. katın kapısındasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 daire var ya. Seç birini. Arkanı dön. Bu. Hayır. Arkanı dön. Önce müzisyeninkine bas. Hayır. Hayatta açmaz. Önce müzisyenin dairesine bas. Bas. Bu herhalde, herhalde bu. Oradan baktım, şu aşağıdan baktım, o tarafta duruyor. Herhalde bu. Uyuma seyirci. Müzisyen gel. Ha, lahmacuncu sen mi geldin? Hayır, kutunun üstünde gördüğünüz gibi pizza. Pizza mı? Evet, ben... Ulan ne zaman lahmacuna pizza demeye başladınız sıyarlar? İnanılır gibi, kültür çok değişiyor. Şimdi burada bir hanımefendi vardı, demin balkonda konuştum. O siz değil misiniz? Pepperoni şey, taşıdı. Sen çek elinden müzisyen, çek. Lahmacun lan bunlar diye. Sen de almaya çalış, hayır pizza onlar diye. Tamam, ver 35 lira. Hayır arkadaşım. Hani ne ya, lahmacun diye yesin. Arkadaşım. Sen çek, hayır müşterinin bu diye. Hayır beyefendi. Hayır, ben... lan lahmacun bunlar işte. Ya hayır, çok lan. Fena karnım aç sabahtan beri ya. Ya çok fena karnım aç sabahtan beri ya. Ben hayır, sana... müzisyen diyor sana. Kendime yaptı, bunları yemek için buradan daire alacağım. Hayır arkadaşım, ben sana diyorum, müzisyenin içindeyim ben. Büyük geçmiş olsun. Ben beklerim, git yönetmeni çıkar gel. Benim karnım çok aç, ver şunları bana. Onu tahmin ediyorum da, bunlar sizin değil. Şimdi ben bir hanımefendi benden istedi. Kaşar peperoni. Ne eyse, o sizin değil ki, sizin olmayan bir şey nasıl alırsın? Olsun, benim olsun. Hanımefendiye bir tanesini yapar getirirsin. Sen yönetmenin akrabası mısın ya? Kapıyı kapadım, yanlış anlama, heveslenme. Evet, gel hanımefendi, siz açmışsınız kapıyı gelmediği için bu kadar zaman. Beyefendi. Aynı katta dolanıyorum. Evet. Merhabalar. Merhaba. Efendim, sizin neydi? Hayır, hayır, tam geldiğinde sen ağlıyorsun Ezgi. Çünkü Mehmet sana çok kötü davranmış. Mehmet, sen bağırıyorsun. Mehmet uyudu ya, uyandırmıyor çocuğu. Çok ses yapmayalım. Mehmet, sen içeriden bağırıyorsun, kadına hakaretlerde bulunuyorsun. Ne işe yaramaz kadınsın sen? Ne işe yaramaz kadınsın? Terk edeceğim seni falan de Mehmet. Sen ne işe yaramaz bir kadınsın? Terk edeceğim seni. Beyefendi, alayım pizza. Nerede pizzam? Şimdi hanımefendi, 3 tane pizza getirdim. Evet. Bizde bir promosyon var. Promosyon da şöyle. Doğru pizzayı bulursan alıyorsun. Arkadaşım yapma ya şunları. Zaten sabah bir kişi sipariş verdi. Niye 3 pizzayla geldin ben? Arkadaşım sen tam pizzayı bakın gerçek peperoni diye kapağını açtığında ağır çekimde Ezgi senin gözünden bir damla yaş peperoninin üstüne düşer. Bu seni çok etkiler arkadaşım. Evet 3, 2, 1 sonra ilerleyecek. Evet. Evet ver duygusal müziği. Hanımefendi istediğiniz peperonili pizza burada. Tükürdünüz mü pizzaya siz? Kadının gözyaşı düştü lan. Bıttı. Anlamıyorum ki hiç onu. Kadının gözyaşı düştü. Kadının gözyaşı düştü. Gözyaşınız düştü. Onu alalım yerden. Arkadaşım. Ya sen ne ruhsuz bir adamsın ya. Yok değil. Ben şimdi hanımefendi vazgeçebilir. Ben... Hayır açtın ya. Evet. Tam gözyaşı kadının düşecek peperoninin üstüne. Hı. Sen çok etkileneceksin evet. Bundan. Bir peperoninin üstüne bir kadının gözyaşı düşer mi? Evet. 3, 2, 1. Buyurun.
İstediğiniz zaman kaşarlı peperoni pizza. Lan iki saat uğraştım senin için ya. Ya sen ne... Ayağına geldin mi? Ya arkadaşım, benim... sen ne biçim bir insansın? Ben de şu an keşfediyorum. Bu ilk satış benim hafif. Lan bir kadının gözyaşı peperoniye düşerse ne olur? Pizza rezil olur, ne olur? Hayır, pizzayı bırak ya. Hijyen gitti. Ya ne hijyeni? Şey, kadın duygusal, kadın ağlıyor. Senin o anda bir kadınla göz göze geleceksin. Diğer gözyaşı düşerken tam pizzaları havaya atıp... ...kadının gözyaşını tutup tekrar pizzaları tutacaksın. Ha. Evet, 3-2-1, buyurun. Evet, arzu ettiğiniz kaşarlı peperonili pizza burada. Evet. Diğeri düşüyor, diğeri düşüyor. Gözyaşınızı... Hayır arkadaşım. Arkadaşım, kadının gözyaşından gireceksin ya. Lütfen yapma şunu. Evet, düştü gözyaşı peperoninin üstüne. Ben oysaki bu peperoniyi diye başla. Ben oysaki bu peperoniyi müşterim mutlu olsun, yerken zevk alsın ve huzurlu bir gün geçirsin diye yaptım ama sizin böyle kederli olduğunuzu bilseydim altta çok güzel kavurmalı kaşarlı... Arkadaşlar yapma şunu ya. Ne güzel gidiyordun ilk defa. Çok güzel ilerliyordu. Ezgi, yanlış sen sonra adamın hödüklüğünden, başına gelenlerden, tamam mı? Ben evet. Bunu sevdim, evlendim. Evlenmeden önce şöyleydi, böyleydi. Evet, üç kere. Hayır, evlenmişim ben. Yok, yani şey, berabersiniz. Ben bundan bir de evleneceğim, düşünün. Ha. Ama bulamıyorum ki. Bunu bıraksam başka erkek yok piyasada. O tarz gir, evet. Ben sizi gözyaşları içinde bulacağımı bilseydim... ...ne yapardım bilmiyorum. Çünkü onu hiç düşünmeden geldim. Kusura bakmayın beyefendi, canım o kadar sıkkın ki. Estağfurullah, olabilir. Buyurun. Evet, kadının canı konusuna gir. Canı neden sıkkın? Başlayacağım canına şimdi. Hayır, hayır. Ayı, öyle ayı. Değil. Sana diyorum. Çok üzülüyor be, şu an kafam böyle. Kadının canı konusuna gir. Neden, kadının neden? Kadının canı çok enteresan. Hayır, şey. Hayır. Neden, neden bu güzelim pizzayı taam etmek varken... Ne neden? Ama? Taam. Taam ne ya? Yemek. O eskiden sana kazık atmış, ham yap yavrum diyor. Taam. Hayır, evet. Pizzayı taam yapmak diye bir şey yok ya. Ya sen de kıza işte. Siz bunu taam yapın. Ben çünkü yarım getirdim, bu taamlayın bunu. Arkadaşım! Söyle de ki, siz bunu yemek varken neden bu kederiniz? Neden bu güzel hafta sonunu falan? Evet. Ha, bunu yemek varken neden bu kadar kederlisiniz ben anlamadım. Pizza insana neşe getirmeli. Vallahi evleneceğim adam bana çok çektiriyor beyefendi. Bir pizzayı bayağı beni köpek gibi kullanarak istiyor. Çok canım sıkıldı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Anladım. Kusura Mehmet, bakmayın. Mehmet kredi kartını getirir misin de Ezgi? Mehmetciğim kredi kartını verir misin canım? Yalnız Mehmet de ki bende 5 kuruş telefonda. Yok de. Bende 5 kuruş yok. Bende de post makinesi yok zaten. Arkadaşım sen dur şimdi. Ezgi şey parayı da sana ödetiyor Ezgi üstelik. Bir de öyle bir durum bana. Var. Hayır hayır. Ha. Şey Mehmet parayı da ona ödetiyor. Sen ha. Ödesene falan de Mehmet. Sen ödesene parayı. Niye ben de kredi kartımı istiyorsun? Mehmet Allah cezanı verdi. Ezgi dur sen mazlumsun ya dur. Pardon. Mehmet gel şimdi aç pizzayı. Oradan koca bir dilim al. Ağzını aç hepsini ağzına sok. Mehmetciğim para lazım hayatım. Parayı verir misin bana? Sen öde ben niye ödeyeceğim? Allah senin cezanı vermesin. Sen ne iyi... Arkadaşım Allah. Sen ne yapıyorsun? Kestik! Sen ne yapıyorsun? Ah kestiniz mi? Çünkü uzadın kayıştın. Sen niye yiyorsun pizzayı? Ya bir saat oldu ben acıktım. Evet Mehmet sen aç pizzayı. Yarısını ağzına sok. Sonra da ağzın yansın. Bağır. Aa ağzım yandı. Bu ne acılı pizza? Oyunculukta gelinen son nokta. Gerçekten. Evet, pizzayı ağzına sok. Sonra da de ki ne para vereceğiz ya? Buna kıl düşmüş de. Ne para vereceğiz ya? Buna kıl düşmüş. Ona sen düştün, kıl değil. Ezgi sen çok mahcup ol. Arkadaşım sen kafanı göster, buna kıl düşemez de. Buna kıl düşemez ya. Mümkün düşmüş değil. İşte, yalan mı söyleyeceğim burada? Beyefendi mümkün değil çünkü gösterin. Bütün üretim aşamasında, servis aşamasında ve inşallah ödeme alma aşamasında hep müşterilerimizin karşısına boneyle çıkıyoruz. Mümkün değil yani. Bundan mütevellit böyle bir şeyin olması vaki değil. Ezgin olur sen duruma. Çok üzül duruma. Ay. Ah ah ah. Derin üzüldü gerçekten. Mehmet hadi girsene devreye Mehmet. Vur kadının kafasına şeyi at de ki aman senin söyleyeceğin pizza da bu kadar olur de. At kızın kafasına pizza şeyini. Kafasına.
Evet, at Ezgi'nin kafasına doğru. Bak, Türk erkeğinin kırılma noktası. O bir soruyu bekliyor. Hayatta öyle bir şey yapma. Vur kafasına. Kafasına diyorsun. Evet. Bak. Evet, Mehmet. At kafasına. Senin söyleyeceğim pizza da bu kadar olur de. Bu arada yiyorsun ağzını şapırdatarak. Senin söyleyeceğim pizza da bu kadar olur. Aa! Zarif, tebrik ediyorum. Arkadaşım, şimdi sen devreye giriyorsun. 3, 2, 1... Ha, öyle yapılmaz o. Hayır! İki tane var. Şimdi sen devreye giriyorsun. Gir evet. Devreye. Ulan sen kıza ne çektirmişsin? Başla geçmişinden itibaren adamın. Şimdi benim geçmişim tam Mersin'e kadar gidiyor. Biraz size oradan bahsetmek istiyorum. Depo Durağı Caddesi'nde oluyorum. Silifke Caddesi aslında. Depo Durağı orada doğmuşum. Amcanlar falan rahmetli hep oradaydılar. Allah rahmet eylesin. Oradan buraya geldik. Babam gelmiş üniversite için. Kestik, kestik. Babamı kesmişler orada. Kestik. Adam nasıl kıvranıyor içeride? Arkadaşım! Annemle orada karşılaşıyorlar. Annem de tatlı o zaman. Lan kes, komple kes. Komple annem de kesti. Hayır! Ve ben bir ışıkla geliyorum. Arkadaşım! Konuyu kes komple. Evet. Şimdi sen artık yeter ulan diyeceksin. Tamam mı? Beyefendi, bir saattir dinliyorum ama artık bu kadar da yeter. Bir hanımefendiye de böyle davranılmaz yani. Kadıncağız, telefonda konuştum, sizdiniz herhalde. Bendim efendim. O nasıl erotik bir ses ya? Arkadaşım! Ulan çarpsın, dükkanı kapadım ya. Arkadaşım, açmam bir kadına böyle davranılmaz. Hele gözyaşı peperonun üstüne düşen bir kadına asla davranılmaz ya. Dal ya çocuğa. Bir kadına hayatta böyle davranılmaz. Hele ki gözyaşı peperonun üstüne düşmüş bir kadının. Böyle davranmak gerçekten... Adamı aldığın gibi, belinden kavradığın gibi yatağın adamı üstüne yatırırsın. Adamı aldığın gibi yatağın üstüne yatır ve bu işi halledin. Hayır sen! Sen arkadaşım, ha. Postayı koy, sonra gir belinden tuttuğun gibi... şey, Reşit Karabacak gibi yatır şeyin üstüne, yatağın üstüne. Yalnız Reşit Karabacak'ın hiçbir rakibi kendinden büyük değildi. Evet, sen kendini atarsın yatağa. 3, 2, 1... Evet, kız sen hönkürerek ağlıyorsun. Söyle lafını. Aşıklar olsun. Kadının sesini duyunca hak verdim hocam şu an. Arkadaşlar! Bu da benden promosyon. Gel buraya! Ezgi, ne biçim ağlıyorsun sen ya? Hönkür dediniz. Hönkür ama kibar hönkür. Evet, ağla. Gözyaşların sağa sola seksin. Evet. Arkadaşım söyle, peperonun üstüne düşen gözyaşı başla. Peperonun üstüne düşen gözyaşı... Peperonun üstüne düşen gözyaşı... Ver acaba. Ben onu yerim, öğlen yerim yani. Arkadaşım! Ezgi sen de önce hönkür, sonra yavaş. Ben tahmin ettim. Sabah 9'da sipariş verenden hayır gelmez ki zaten. Arkadaşım, lütfen yapma şunu ya. Evet, çendeki peperonun üstüne gözyaşı düşünen kadına böyle davranan adamdan ulan de dal adamı. Kaldın yatağın üstüne yatır. Yani gerçekten teessüf ediyorum ya. Peperonun üstüne gözyaşları döken... Yavaş yavaş yüksel. Yavaş yavaş... Aa, bir şey oluyor mu? Hayır öyle değil. Adama yüksel ulan, adama. Oo, adama doğru. Uçayım mı? Peperonun üstüne duygusal açıdan etkilendiği şekilde ve sebepten dolayı gözyaşlarını döken böylesine bir kadına bu şekilde davranmanız beni gerçekten öylesine derinden üzdü ki. Delir! Delir! Veli! Hayır, delir! Delir, delir! Evet. Bunlar öyle gözyaşları ki insanı delir vallahi. Lan delirsene arkadaşım, delir, delir. Yeter artık be, yeter! Pizzacılık yapmak istemiyorum be! Motor yarışlarına katılacağım. Arkadaşım, adama dalacaksın, adama. Ha. Delirip adama dalacaksın. Sana hiç yakışıyor mu be? Hiç yakışıyor mu? Çok özür diliyorum, sizi tenzih ediyorum. Estağfurullah. Sana hiç yakışıyor mu ya? Tenzih ne demek yani? Sizi bu olayın dışarısına tutuyorum. Yatır yatağa. Sizden mütevellit olabilir ama sizi olayın dışına tutuyorum. Yani ne kadar aranızda bir aşna fişle de varsa... ben sizi bu saygısızlığın dışına tutan... bunu hak etmeyen bir insan olarak kabul ediyorum. Hönkür! Sen rızıklar olsun. Seninle kavga edeceğim. Çabuk buraya gel. Arkadaşım! Kaybedeceğimi bildiğim için yumuşak bir giriş olsun istedim. Lan adamı alıp oraya öyle atacaksın. Yazıklar olsun, sana hiç çakışıyor mu? Ben sana bir şey söyleyeyim. Baştan gel, olmaz. He? Baştan gel. Evet, oradan hepsi hızlı çekimde yapıyorsun. Hızlı çekimde adam alıp yatağa atıyorsun. Üstünde zıplarken Ezgi geliyor, hönkürerek seni kurtarıyor. 3, 2, 1, buyurun. Hızlı çekim her şey. Sizi tenzih ediyorum, sizi tenzih ediyorum, tenzih ediyorum. Gerçekten böyle bir tenzih ne demek? Bu tarzı, siz bu olayın içinde de olsanız sizi bunun dışına tutuyorum demek. Yani tenzih, yani bu tarz açta fişte de olsa aranızda siz bu olayın dışına tutuyorum demek. Anlatabiliyor muyum? Yazıklar olsun sana. Hain insan! Ezgi, ayırsana şunları.
Ayırmaya çalış Ezgi. Ayırmaya kıyamam. Bizi rahatça ayırabilirsin. Smokin'i olan benim. Beyefendi sakin olun. Sakin Kestik olun. Bir dakika ya. Ezgi ya. Adam senin için kavga diyor. Beyefendi sakin olun diyorsun. Evet. Hönküre hönküre ağlaya ağlaya şey Pardon. Yapsana. Evet. Tamam. Evet sen üstündeydin adamın. Buna Mehmet sen de yumrukları aldıkça bağırsana. Böğrüm böğrüm diye bağır. Ah böğrüm. Ah. Yastığa vuruyorum böğrüm diyor. Bilinçsiz bir erkek. Gerçekten sizi hak etmemiş. Yavaş yavaş yavaş. Beyefendi. Kusma lan. Kusma. Arkadaşım. Kestik. Kaç paraysa vereceğim ulan. Nasıl işte. Gelmedin mi hanımefendi? Gelmedin mi? Gelebilir misin? Geldi. Ezgi. Hocam. Sen niye hönkürerek ayırmıyorsun çocuğu? Hocam, bilemedim. Sen niye girişiyorsun ona? Aslında işin kelimenin doğrusu hönkür hakikaten. İngilizce'de bizden geçmiştir. Mesela ağlarsın, silmek için hönkür çif. Ya aptal aptal şeylerle seyircinin kafasını karıştırma. Şu Mehmet'i gönder yerine. Evet, çok bir adamı dövemedin. Yorduk kardeşim, çok teşekkür. Kalsın, bizden sana bir hediye. Giderken bir tane de spot lamba al. Bir de kaneviçe. İşin gücün dal kavukluk. Ona buna espri yapayım, ona laf sokayım. Evet, ha. Sana diyorum. Ha. Çıkar şu kafandaki saçma pembe şeyi de. Liseli kızlar yüzücüsü gibi. Gidin içeri. Adam gibi hazırlanın ikinci yarıya gelin. Duydunuz mu beni? Tamam. Dön. Dört mü? Evet. Dön buraya dön. Kız gitsin. Senin ağzını burnunu dağıttırırım içeride. Nuri'yi gönderirim. Dağıtırım yok değil mi? Dağıtırırım. Git içeri. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Müzisyen arkadaşım gelsin. Evet. Gelsin bakalım bizimkiler. Bıyığın var, bıyığın. Bıyığın var, bıyığın. Senin. Bir şey mi sürdüler ağzının, şey, burnunun altıyla dudağının üstüne? Elinden bir sağ sol yap. Hayır, hayır, öyle değil. Yani burnunun altına sağ sol yap. Allah Allah. Demek ki burnun büyük ya, gölgesi düşüyor. Bana öyle geliyor. Evet. Nesin sen? Bana mı dediniz? Ona ne bakıyorsun? O normal hanımefendi bir kız. İşte ben neyim? Evet. Senin de hiç... Ama ayakkabılar hiç olmamış. Ha gerisi tamam yani. Dön bakayım bir. Şey seni şişman gösteriyor üstündeki. Aslında daha narinsin. Bak bir... Bir belinden kavra Ezgi. Bir kavra bak, bak, belinden. Bak kafadakilere bak bak. Kavra belinden, belinden bak ne kadar ince oldu. Bak nasıl? İyi vallahi. Biliyorum ben canım narindir. Huylu musun? Evet. Sen evden kaçmışsın Ezgi. Ben, evet. Senin niye çantan mantan bir şeyin yok? Bilmem, vermediler. Hemen bir çanta verin Ezgi. Ezgi sen evden kaçmışsın. Evet. Sen de sevgilinden kaçmışsın. Sen aslında bir şarkıcıymışsın. Tamam mı? Sen. Şarkıcıymışsın. Sonra bir müzik yapımcısıyla karşılaşmışsın. Adam seni sevgilisi yapmış. Ağzını burnunu dağıtıyormuş üç öğün yemeklerden sonra. Sen de... Medeni bir ilişki yani. Evet. Sen de evi terk etmişsin. Tamam. Ama adamla beraberim. Evi terk ediyorum. Ama adam seni çok seviyor. Dövüyor ama seviyor. Ha. Yani belirli yerlere vuruyor yani. Hayır. Salak salak konuşma. Evet. Şimdi siz karşılaşın. İkiniz de yıkık iki kadınsınız. Karşılaşın. Ver yıkık iki kadın karşılaşır müziği. Otobüs durağında. Kolay gelsin. Sana ne oldu? Arkadaşım.
Adamın dövmesinin bir sebebi varmış benim. Hayır, sen normal dünyanın en narin kadınısın. Evet, ikiniz de gelin. Bir tane sandalye getir prodüksiyon, tek sandalye. İkiniz de aynı sandalyeye oturmaya kalkın, tamam mı? Tam otururken, ay sen otur, ay ben otur, ay sen otur falan yapın. Evet, 3, 2, 1 gelin. Havaya bakarak gelin, birbirinizi görmeyin. Tam otururken kalçalarınız tokuşsun. Buyurun. Bana uyar. Kadınsın, narin ol. Topukluğun var senin. Evet. Havaya bak Ezgi, havaya. Otururken kalçanız tokuşacak. Görükmüyorsunuz birbirinize. Görükmüyoruz. Ah. Ay. Ay çok özür dilerim, siz oturun. Tamam, sağ ol. Hayır arkadaşım, nasıl kadınsın sen ya? Ben daha büyük gördüğü için belki... Özür dilesene kadından. Benim de kalçam kemiklidir de özür dilerim falan. Benim kalçam kemiklidir, yayınlanamaz televizyonlarda. Kadın heyeti geldi. Suzan ne yapıyorsunuz? Suzan ne yapıyorsunuz ikiniz birden? Bu araba yıkama makineleri var, onlar alsana. Deli misiniz, nesiniz? Aman manyaklarına bak. Bir tanesi yetmiyordu, abla kardeş oldular. İyi oldu. Evet, sen gel şimdi kalçalar tokuştu. Ay, ay benim kemiğim çıkıktır. Biz elinize bir şey oldu mu de. Evet. Ay. Ah, çok özür diliyorum. Ay, benim kemiğim çıkıktır. Senin değil. Sen söyle. Benim kemiğim biraz çıkıktır. İnşallah canınız acımadı. Ay senin kemiğini yerim ben. Ar, Ezgi köpek. Niye öyle yapıyorsun ya? Ay çok tatlı söyledin. Yapma Ezgi. Tamam, özür evet. dilerim. Evet, otur. Şimdi tekrar oturmaya kalkın. Tekrar değsin. Evet. Çok üzüldüm. <üzülüyorum. gülüyor> Estağfurullah. Ay. Siz oturun, siz oturun. Lütfen siz oturun. Yo, estağfurullah. Yo. Ben, bu acı bana yeter. Benimki de acıdı az önce. Mümkün oturun değil. İşte. Ay tamam, oturun hanımefendi. Teşekkür. Beraber oturalım o zaman. Tamam, ucuna, tamam. Bir ucuna, siz bir ucuna. Yarım yarım. Minik minik şöyle. Evet, daha önce mısın? Arkanız dönük birbirinize. Sonra birbirinizle sohbet ettikçe her cümleden sonra dönüyorsunuz, yaklaşıyorsunuz birbirinize. Evet Ezgi, sen başla. Sen hayatınla ilgili bir şey söyle. Evden de kaçmanın bir manası yokmuş oyuncu olmak için. Ha ha. Oyunculuk sevdası yüzünden evden de kaçtık. Bana ne lan? Arkadaşım! Yeni tanıştın, bana niye anlatıyorsun? Arkadaşım sen de ki, ah ah ben de şarkıcılık sevdasına kaçmıştım. Ah inanır mısınız, ben de şarkıcı olmak için kaçmıştım. Ay gerçekten mi? Yok kız, atıyorum. Hayır gerçekten. Ezgi sen de ki, ama ben hem oyuncu olamadım hem de tutunacak bir dal bulamadım. Arkadaşım sen bir dal buldun, onu söyleyeceksin. Evet 3, 2, 1 buyurun. Seyirci pislik yapma. Evet, sıra sizde galiba. Hem evden kaçtım hem de tutunacak bir dal bile bulamadım. Hayatımda kimse de yok. Of. Sen söyle, iyi ki bulamamışsın. Ben buldum da ne oldu ya getireceksin lafı. Aslında bazı kötü şeyler belki de güzelliklerin habercisi olabilir. Mesela siz bundan yakınıyorsunuz ama ben sizin kaçırdım dediğiniz şeyi buldum ve benim başıma neler geldi bir bilseniz. Aa ne oldu? Hayırdır inşallah. 4 DVD'de oynadım. Arkadaşım. Arkadaşım yapma şunu ne olur ya. Bunda kötü ne var? De ki şarkıcı olacağım diye geldim, adamın birisine şarkıyı söyledim. Adam şarkıdan çok beni beğendi. Anlat oraları. İnanır gibi değil. Ben de sizin gibi yıllar önce gençken, sizin kadar genç değilim tabii şu. Yıllar önce çok gençken bir müzik yapımcısına aşık oldum. Gönlümü kaptırdım. Ona şarkıcı olacağımı anlattım. Ona o arzularımı anlattım. O da benim bu duygularımdan faydalı. Ay. Ona bir şarkımı söyledim. O da dedi ki seni büyük bir star yapacağım. Yaptı, büyük para kazandı. Arkadaşım hayır. Devam et. Yapmadı. Ağzın burnunu göster. Saçını kaldır, kulağının arkasındaki borlukları göster. Bak mesela bu senin ağzın. Bu burnun. Hayır hayır. Sen kendin, seni dövmüş ya, onu anlatacaksın. Seninkiyle aynı. Şaşıracak hiçbir şey yok. Korkma benden. Bak benim de ağzım böyle, burnum böyle. Hayır ulan hayır. Adam beni dövdü. Acılara gir. İlk önce beni çok sevdiğini sandım. Ben siz yapamayacağını düşündüm. Beni gerçekten bir müzik yıldızı yapacağını düşündüm. Ama bir süre sonra gerçek yüzüm oldu. Ne yaptı? Ne oldu? Ay ne fena ağlıyorsun sen. Arkadaşım içinden bir ses çıkar, ağla. Ha.
kuzucuğum sıçtın mı? Yok. Bir martı sesi çıkar, ağla. Martı sesi çıkar, ağla. Sessizce, evet. Ve ben... Bunun beni gerçekten sevdiğini düşünüyorum. Aa! Bildiğin karga bu. Çok özür diliyorum, kendimi toplayacağım. İlk defa tanıştım. Beni karşısına atmalar istiyorum benim ya. Ay yapmayın. Neyse, iki DVD sonra... Anlaşmayı... Lan DVD'yi bırak, sen şarkı söyledin. Bıraktım, ben dedim DVD istemiyorum dedim. Ben Blu-ray istiyorum dedim. Arkadaşım! Arkadaşım eskideki dedim ona. Hangi şarkıyla başlamıştınız? Benim de hayalim. Sor. Peki hangi şarkıyla başlamıştınız? Benim de hayalim. Hayallerimden biri de şarkı söylemek yani. İşte memeler baş kaldırmış. Arkadaşım, de ki size söylesem sizi sıkar mıyım? Sor. Şimdi bütün bunları size anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Hayır hayır, şarkıyı söylesem sizi sıkar. Hayır hayır, şarkıyı söylesem yani sizi sıkar mıyım bunu bilmiyorum. Ay estağfurullah, çok severek dinlemek istiyorum. Şaplak onu. Çalar dinlerim de. Hadi şaplak çala çala dinlerim. Tamam. Ne de daha yapıyorsun? Hep DVD'lerden aklımda kalan. El çırparak dinlerim lütfen, lütfen de Ezgi. El çırparak dinlerim lütfen, lütfen. Keşke daha önce tanısaydım. Öyle iyi bir arkadaşsın ki. Sen de öyle, hadi söyle. Gir arkadaşım. Bismillah. Hayır, şarkıya gir, şarkıya. Ne şarkı söylüyorum ben? Şey, kalk orada, orası bir sahneymiş gibi hayal et. Hayal dünyanı kur. Bir sahne orası sanki. Şarkıyı söyle. Şu an çıldırmak üzereyim. Hayır! Sesli söyle. Merhaba. Ararım. Aradım. Şeyi söyle. Evet, o güzel. Ararım, sorarım, onu söyle. Evet, 3-2-1 buyurun. Ararım, sorarım. Ararım seni her yerde. Kestik, dur, dur. Ya böyle söyler, söylenir mi? Coşacaksın. Hayır. Coşacaksın, coşacaksın. Önce böyle ufak başlayacaksın, sonra çantayı attığın gibi kız gözlerini alamasın. Siz nasıl büyük bir star olamadınız desin. Evet, buyurun. Ararım, sorarım, sorarım seni her yerde. Sorarım, ıssız seceylerde, sevdiğim nerede? Ararım. Sorarım. Kestik, kestik. Ya o kamerayı tamamen unuttum. Buradaki herkesi de unuttum. Kestik, tamam. O kadar şov yeter. Şey, Ezgi çok etkilen. Hemen sen de bir şarkı söyle. Ay bir de bana bakın, ay bir de bana bakın de. Ay bir de bana bakın, bir de bana bakın. Ne söyleyeyim? Ne bileyim, söyle işte, gir şarkıya. Miley Cyrus'tan bir şey söyle. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söyleme hakkım yok. O sırada sahneye birisi gelir. Bir beyefendi gelir sahneye. Çabuk hemen bir beyefendi alın sahneye. Abi buyur. Ha, geliyor abi. Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler. Nereye bakıyorsun kız? Beyefendiye bakıyorum. Ha. Abi hoş geldiniz. Abi evet. Kilotu çorap verin. Bugün sahne böyle. Evet, evet beyefendi gelin. Ezgi şarkısını söylemiştir. Arkadaşım sen çok etkilen, duygulan. Bağrına bas kızı. Ben mi? İnanılır gibi değil. Ben uzun zamandır böylesine güzel bir ses duymadım. Ay asıl bunu ben size söylemeliyim. Niye söylemedin? Söyleyecek miyim? Bağrına bas kızı. Efendim? Kızı bağrına bas. İnanılır gibi. Ay sen de çok iyisin gerçekten. Tam o sırada beyefendi isminiz neydi? Güven. Güven, sen gelirsin, cebinden kartı çıkarırsın. Müzik yapımcısıyım diye girersin olaya. Buyurun. Kime? Ya sapığın tekisin, ikisinden birine işte. O zaman tabii ki bunu. Merhabalar. Kart mı? Kestik, bir dakika dur. Güven. Gel şimdi kartınla.
Onlar sarılmışlar. Bir dakika hanımlar diye at kendini öne, tamam mı? Evet. Bir dakika hanımlar. Bir dakika. Buyurun. Versene kartı. Bu benim kartım. Müzik yapımcısıyım. Evet. Sizin hayatınızı değiştirmeye geldim. Bir kartla mı? Evet, bir kart. Burada iki kart var. Arkadaşım. Şey, sen çok heyecanlan Ezgi. Atla öne arkadaşım. Sen onu arkana çek Ezgi'yi. De ki bir dakika, benim bu numaralara karnım tok. Daha önce başına gelenler var ya. Evet. Ha, başıma kötü. Evet, buyurun. Evet, başka? Ezgi atla. Ay, o kartı ben alayım. Hayır, bir saniye lütfen. Benim şimdi karnım bu tarz numaralara tok. Ben daha önce böyle bir şey yaşadım. Sana bahsettiğim erkek arkadaşım müzik yapımcısıydı. Ay doğru söylüyorsun. O deli diye müzik yaptı. Evet. Ve en ufak film sesi duyamadık. Arkadaşım! Müzik o kadar yukarıda ki. Arkadaşım! Nasıl bir miksaj yaptılarsa inanılır gibi değil. Sanat anlaşılmıyor. Teşekkür ediyoruz. Siz? Arkadaşım kart almamızı istemiyor. Kusura bakmayın. Güven lütfen. Şimdi çirkefleşsen. Sen ne karışıyorsun lan? Ben kızdan konuşuyorum, o istiyor falan gibi. Lan! Çirkefleş Güven! Sen ne karışıyorsun? Sana ne oluyor? Gene lan demedi. Ulan tebrik ediyorum. Adam kendini bozamıyor. Helal olsun. Evet Güven, çirkefleş. Sana ne oluyor? Hanımefendi istiyor. Sen ne karışıyorsun? Tut kızın kolundan. Siz böyle buyurun. Ay böyle buyurun. Beyefendi ben arkadaşımın sözünü dinlemek istiyorum ama olsun. Ben bir içime sindiremedim o kartı da. Sizi de pek güvenilir bulmadım. Kusura bakmayın. Benim arkadaşım sen güven. Devreye girsene. Hop hop diye Güven'e. Hop hop. Adam haklı. Hayır. Sakal alırım. Arkadaşım hayır. Ramazan abi. Ya müzisyenlere güven diye söylemekten göğsümde kıl bitti. Adam sanatıyla geldi buraya. Kartını... Lan kadın ol! İki saniyede mi? Evet hemen kadınsın ve böyle bir şey yapma. Gir devreye, güveni oradan uzaklaştır çantayla. Hayır benim başıma böyle şeyler geldi. Hemen dakika bir, gol bir, yolun ortasına gelip bize kartını veren bir adama güvenemez. Haklısın, doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ediyoruz ama ilgilenmiyoruz, sağ olun. Güven çirkefleş. Demin çirkefleşti o. Çirkefleş, sen de çantayla güveni uzaklaştır yanından. Sen her şeyi sen beraber ettin. Hanımefendi istiyordu. Sana ne oluyor böyle? Çirkefleşiyorum ben bu şu gece anda. Bu gece bu iş olmayacak beyefendi. Bu gece bu iş olmayacak. Size ben çantamı vereyim, siz böyle... Hayır öyle değil. Çantayı kafasına vura vura adamı uzaklaştıracaksın. Tamam, çok üzüyorum. Bizi vuruyormuş gibi yapacağım. Korkmayın. Yok, tamam. Estağfurullah. Öyle bir şey yapar mı? Evet arkadaşım, sen ne diyorsun lan diye girişeceksin. Sen ne biçim konuşuyorsun terbiyesiz adam? Sen bizi nasıl insan sandın? Saygısız, saygısız, saygısız. Kalça hareketine dikkat edin. Sanatta bu çok önemli. Saygısız. Adam evet, gitmiyor. Prodüksiyon hemen otobüs yapın. Otobüs yapın bir tane. Otobüs mü ya? Evet, Güven'i gönder yerin alkışlarla. Eyvallah. Gördük seni abi. Gereksiz abi. Prodüksiyon hemen otobüs yapın. Birbirinize sarılın. Ezgi sende ki. Hayır, Ezgi sende ki. Ama benim geleceğimle oynadın galiba. Ama sen şimdi benim geleceğimle oynadın galiba. Yok, belki ben de o sizi adam baş başa bıraksaydım, o oynayacaktı geleceğini zaten. Ben sizi kurtardım. Belki de o adam benim hayatımı değiştirecekti ama. Evet, hemen otobüs şoförü de gelsin. Otobüs şoförünü de yollayın içeriden. Otobüs şoförü de gelsin. Otobüs gelir durur ve siz de otobüse binip hayatınızı kurtarmak istersiniz. Dur, daha binmeyin. Duraktasınız siz. Duraktayız. Ha, duraktasınız. Otobüs şoförü gelsin. Şoför bey, buyurun oturun otobüse. Oturun otobüse şoför bey. Komple otobüse otur abi. Koltuğa... Ya koltuğa oturunun Türkçe neyi zor ya? Evet. Şimdi şoför bey geliyorsunuz, duruyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz, pıs diye açıyorsunuz kapıyı. Evet, gelin gazla. Evet. Gel. Bam 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 bam. Sonraki evine. Şey, Kubat daha büyük pıs yap. Efendim canım? Daha büyük pıs yap. Kapıya buraya kadar basın. Gelmedi. Havalı kapı ya. Daha büyük pıs yapacaksın. Zemin bir kurusun geleceğiz. Gelsene. De ki bir sonrakine... bizi de götürür müsün de gel kapıya. Kapıdan konuş şoförle. Kolay gelsin beyefendi. Müsaitse binelim mi? Buyurun. Buyurun. Sağ olun. Buyurun. Ara beni. Sen arkadaşım bin şuna. Ya otobüse buradan binilir mi ya? Evet, orta kapıdan bindim. Her koltuğun bindi. Kapısı mı var? Evet. Hayır, binmeden önce şoförün yanından binip akbil basacaksın. Akbil mi?
Evet. Ne ne ne? Şöyle. Kolay gelsin şoför bey. Arkadaşım bilsene. Senin akbilin yok. Şoförle konuş. Gel gel, benim akbilim var. Gel. Seninki de bitmiş. Gel. Aslında var da. Çok özür diliyorum. Benim akbilim olmadığı için ne yapmalıyız, nasıl çözebiliriz? Benim de çünkü hanımefendiyle beraber gitmem lazım. Paranız yok mu? Yok, paramız var da geçiyor mu para? Olmaz, para. Para. Şey Kubat, para geçmiyor. Diyorsun para akbil, akbil geçiyor. Sen o zaman bir sonrakinde iner binersin tekrar. Tamam. Biz bir tur atalım, bir sonraki. Hayır, öyle değil. Adamı bindir, bir sonraki durakta indir, akbilini doldursun, geri binsin. Ben bir yere kadar itekleyeyim otobüsü. Olmaz, evet. Buyurun şöyle hanımefendi. Buyurun. Çok teşekkür buyurun ediyorum. Çok sağ olun şoför bey, tamam. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum, çok zarifsiniz. Ve... Ah, o muydu? Ben de burnumu kapıyorum. Evet, sor bakalım şoför bey, nereye gidiyorlar? Nereye gidiyorsunuz kızlar? Ne yapıyorsun arkadaşım? Ayak izi yapıyorum camım. Bebek ayağı. Adettir. Şoför bey, sor nereye gidiyorlarmış? Nereye gidiyorsunuz? Sarıyer tarafına doğru gidiyoruz beyefendi. Sarıyer'e? Evet. Sanırım siz o yüzden Yalova'dan bindik. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz ki biz, hangi muhitteyiz? Arkadaşım sen söyledin ki siz bizi nereye götürürseniz oraya gidiyoruz. Biz kader mahkumuyuz. Siz nereye götürürseniz oraya gidiyoruz. Yolluyuz biz. Hayır! Böyle bir şey denir mi şoföre? Nereye götürürüz? Söyledi ki ikimizin de dertleri var. O anlatın işte hikayenizi. Ağlayarak anlat şoföre hikayeni. İkimiz de kaderin çok büyük bir oyununa geldik şoför bey. Ama daha büyük bir oyuna gelmememiz için isterseniz kullanırken öne bakın ki siz... Ezgi sen yaklaş Tolga'ya biraz. Kulağım sizde. Arkadaşım üzünlü üzünlü ağla. Anlat sonra ağla Ezgi. Sen de hönkür aradarda. İnanılmaz bir yapımcı benim DVD'mi çıkardı. Ve bir tek DVD çıkardı. O da çizik çıktı mı? Arkadaşım! Bırak şu DVD işini. Bırakın. Bu kız da şeyci olmak için şeye gelmiş, olamamış da. Ben de şeyci olmak için geldim. Adam beni şeyci yaptı fakat dövdü de. Anlaşılmaz bir olay. Kim ne yaptı anlamadık hiç yani. Hanımefendi oyuncu olmak için buralara geldi. İçinde de erkek arkadaşı var. Onu seçin. Ben de şarkıcı olmak için evimden uzaklara kaçtım. Şoför, bunlar bunu söyledikçe sen sinirleniyorsun. Anlatsana. Ve inanılır gibi değil, beni sevdiğim erkek hunharca dövdü. Vay namussuz. Tanıştırayım, erkek arkadaşı. Arkadaşı. Ya kadından böyle ses çıkarma. De ki, böyle güzide bir şey, şoför söyle, böyle güzel kadınları, bunun hayalleri olan insanları niye döverler? Kimdi bu hıyar diye sor. Bu hıyar kim ya? Bu kadınlara kıyılır mı arkadaş? Bir baksanıza güzel kızlara. Sağ ol. Neden böyle yapıyorlar bu erkekler anlamıyorum. Arkadaşım söyle müzik yapımcısının ismini. Çünkü inanılmaz bir fantezi. Arkadaşım. O başka bir yer. Yapımcının ismini söyle. Şoför sen o yapımcıya daha önce gitmişsin. Senin kasetini çıkaracakmış. Seni dolandırmış. Çok sinirlen. Onun sevgilisini kaçıracaksın otobüste. Evet buyurun. Adama sinirli bizi niye kaçırıyor? Adamı sonra arayacak, sizi fidye olarak kullanacak. Evet. Ay Allah'ım ya. Ben ne diyorum ona? Söyle, anlat. Yapımcının adını söyle. Yapımcının adını söylüyorum. Sen bilmezsin daha. Kim o? Merak ediyorum. Muhittin. Muhittin mi? Muhittin 90'lık. Kaset yapımcısıydı bir zamanlar. 90'lık Muhittin? 90'lık. Bana da sözü vardı. Beni bırakırsın direksiyonu, ayağa kalkarsın. Beni de... Çok sinirlen. Muhittin mi? Muhittin. Bu ne saçma bir şoför, çift iş yapıyor. Ya niye taktılar bunu ya kardeşim? Bu namussuz Muhittin beni de dolandırdı. İnanılır gibi değil. Bana da albüm yapacaktı, yapmadı, kaçtı. Aldı paramı gitti. Arkadaşım de ki Muhittin beni öyle sever, öyle sever ki... deli divane olur bana de salak gibi. Ama Muhittin beni o kadar sever ki bağrına basar. Yani bensiz yapamaz o. Şu an ne halde onu bile merak ediyorum. Kubat de ki, o zaman aklıma bir fikir geldi. Elime düştünüz de ve gazla. O zaman aklıma bir fikir geldi. Elime düştünüz. Sizi tamam, Muhittin'e vermeyeceğim. Tamam, yap. Arkadaşım! Sizi kaçıracağım. Sizi kaçıracağım. Yok, bildik bile kaçırmazsınız. Evet, kaçıracağım.
Ha şey olarak. Evet. Muhittin'i teslim etmiyorum. Otobüse biner, son sürat ayağını gazı öbür taraftan çıkaracak şekilde gaza basar. Şoför bey yapma. Aa şoför ve bey. Ve çok hızlı gitmektedir. Ne olur bakın çok hızlı gidiyorsunuz, yapmayın gencecik insanlarız. Bu nasıl bir araba kullanmak böyle? Arkadaşım, senin rüzgardan ağzına rüzgar giriyor. Ben alışığım bu tarz hızlı sürmelere. Arkadaşım, rüzgar giriyor ağzına senin. Saçların uçuşuyor. Ön cam yok mu? He? Ön cam yok yan mu? Yan camdan giriyor. Yan cam kapalı. Şoförün ki açık. Ya otobüsün kelebek camı mı? Sana ne lan? Ben üflüyorum, Allah Allah. Bu kadar hızlı gitmenin manası ne? Arkadaşım boğulacak. Biraz yavaşlayın. Bakın. Hiç kusura bakmayın hanımefendi. Kaçırıyorum. Camdan çıkar kafanı. Bağır bizi kaçırıyorlar diye. Ne kazanıyor lan? Kes sesin. Durduğunda mı bağırsam? Hiç anlaşılmıyor çünkü. Bağır tekrar çıkar camdan. Ha, ters tarafa bağırayım. Bizi kaçırıyorlar. Ha? Kusura bakma sana da arkamı döndüm. Öne bağır öne. Ön tarafa bağır. Bizi kaçırıyorlar. Ne diyor ulan? Camdan çıkıp öne bağır. Bizi kaçırıyorlar. Ama rüzgar girsin ağzına. Ver falan yakalan. Orada bir beyefendi görüyorsun. Ne oldu kardeşim, hayırdır? Gitti adam. Rıza gitmiyor muyuz biz? Gitmemiş, adam geri geri koşuyor sizinle. Ne diyorsun öyle, kardeşim? Öyle bir belediye anlayışı yok. Ne diyorsun kardeşim? Geri geri koşuyorsun, manyak mısın sen? Böyle dön, böyle arkadaşım, dön. Arkadaşım, söyle ağzına rüzgar girerek. Ağzına rüzgar girerek, ben de konuş. Ya ben. Kardeşim, ağzından rüzgar üfleyerek konuşsana. Bizi kaçırıyorlar. Ya sen söyleyemiyorsun. Ezgi'ye söyle. O çıkarsın kafayı. Söyle. Lütfen ben konuşamıyorum. Abi rüzgar gidiyor. Ezgi senin de ağzına rüzgar gitsin. Allah ablam ne diyorsun ablam? Geri geri düşeceğim şimdi koşmaktan. Allah hilalı versin. Konuşamıyor ama bela okuyor. Arkadaşım sen çıkar kafayı. Polis, polis diye bağır. Polis! Polis! Oradan geçiyor. Anin, 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 anin. Hareket yapın polise. Yok, polis de ani geçiyor buradan. O yüzden bir şey yapmak istemiyorum. Hareket yapın polise. Anin, anin, anin. Hayır ulan, hayır. Polis. Öyle bir hareket yap ki dursun. Anin, 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 anin. Lan yapsana. Yok, yok. Lan öyle durur mu? Bize bu adam kaçırıyor, götürüyor, tecavüz mü edecek? Ne yapacağı belli değil, hareketi yap. O nasıl bir beden dili? Nasıl yapayım o hareketi ben ya? Evet, yap! Nani, polis, nani, polis, nani! Polis! Oğlum! Al oraya! Ne yapayım ben? Ne diyeyim? Olmuyor! Olmuyor, yapamıyorsunuz. Ezgi, sen şimdi yapış adama de ki, kardeşim senin derdin neyse biz çözelim de. Ya da şöyle yapalım. Şoför ne yapacaksa yapsın, polis görsün. Hayır! Nasıl anlatayım? Anlatamıyorum ki. Olmaz. Evet, Ezgi girdi ki beyefendi neyse derdiniz şoför biz çözelim. Şoför bey, ne olur derdiniz neyse biraz yavaşlayın da konuşalım çözelim şunu Kuvat Allah aşkına. Kuvat söyledi ki benim billur gibi sesimin yaptı kaseti kasasına koydu saklıyor de. O namussuz. Önüne bak kurban olayım dur ya da. Benim albümü yaptı çıkarmıyor bir türlü. Kasasında duruyor. E bize niye böyle yapıyorsun? Tam o sırada karşından bir tır gelir Kuvat gör tırı. Allah! Zor kaçtınız. Zor kaçtınız. Ölüyorduk yahu. Hiçbir şey Tolga ne oldu? Arkadaşım ne oldu sana? Benim koltuk masajlı. Ben onu deniyorum. Ben iyiyim yani. Saçmalama. Arkadaşım sen şimdi şey anlat. Üzgünç bir hikaye anlat. Adamı şey yapmaya çalış. Lan durdur şu titreşimi. VIP galiba. Durdur şunu. Evet. Üzgünç bir hikaye anlat adama ağlayarak onu şey yap. Yumuşatmaya çalış. Evet. Ben anlat mi? Üzüntülü bir hikaye anlat. Başından geçen. Neyse, bu DVD olaylarını öğrendim. Arkadaşım, ağlayarak anlat adama. Ben çocukken... Ben çocukken o kadar büyüktüm ki. Olmuyor. Aptal mısın sen ya? Kötü bir hikaye mi var benim? Şey, şimdi adamı yumuşatmak için belki sesinden girebilirsiniz. De ki, acaba bize bir gazel okusan böyle ne biçim olur falan. Bir sesini görmüş oluruz falan. Ezgi, bence söyle. Bize bir parça okusan çok gazel olur vallahi. Ezgi söyle, ne olur şoför duymak bey, istiyorum şoför madem bey. Madem bu kadar güzel sesiniz var, kasada o duruyor hala doldurduğunuz şey. Hı-hı. Hadi bize okuyuverin, biz dinleyelim, olmaz mı? Çok etkilenirsin Kubat, çekersin sağa ve okursun. Kendinize bu kadar güveniyorsanız bizimle paylaşın bu sesi, hadi. Ay Allah seni kahretmesin. Tamam, fıs 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 fıs, sabahtan siz otobüsün benim içindesiniz, sen otobüsten iner dışarıda okursun onlara karşı. Bir
inanılmaz yetenekli. Vites koluyla şarkı okuyor. Gitme bülbül, gitme bahar erişti. Gonca güller maverdesin kavuştu. Sılada sevdiğim aklıma düştü. Çekil. Çekilmez gur, betin cefası bülbül. Tamam. Evet, şoför oturur yerine. Çok ikiniz duygulandım. De yerlere düşersiniz ağlamaktan, sürünürsünüz. Düşün yerlere. Ben hatta otobüsten düşürüm. Hayır, hayır. Adama şey yapın, iltifatta bulunun. Yerlerdesiniz, sürünüyorsunuz. Beni istediğin yere kaçırabilirsin. Bana... Hayır, öyle değil. Direksiyonu alayım anam. Lan! Ne oluyor lan size? Biz de anlamadık. Düş yerlere Ezgi'deki nasıl nankör bir adammış. Allah onu ne yapsın söyle evet. Allah onu ne yapsın? Nasıl nankör adammış? Böyle ses kaçırılır mı? Bu gazel de vardı o CD. İnanılmaz söylüyorsun. Arkadaşım sendeki o dağ bana neler yaptı? Adamın neler yaptığını anlatsana. O dağ da bana neler yaptı? O dağ bana neler, neler yaptı? Dağ da değil. Yok bir tatil geldi aklıma da. Ben kulağımda bir şey o daha oldu. Bana neler yaptı? O daha bana neler yaptı? Neler yaptı? Benim bütün umutlarımı benden aldı. Çok sinirlen. Ayaklarınla çık sandalyenin üstüne. Ayaklarını vura vura anlat. Yeter artık. Onu istiyorum. Geçen hayır ulan hayır. Sana başından geçen bir şey anlat. Bana ne yaptı biliyor musun diye. Ayağını vura vura anlat. Bana ne yaptı biliyor musun? Ay ne yaptı? Yalnız otobüs ne kadar yüksek. Hala ayakta durabiliyorum kafamı çarpmadan. İnanılır gibi değil. Bip. Sıra mı? Bip. Kendinden bir please. Ne kadar modern. Arkadaşım anlatsana. Beni... Evleneceğiz diye kandırdı. Kubat sen benim... de çok sinirlen. Çık sandalyenin üstüne sen de ayağını vur dinlerken. Çok sinirlen sen de. Evet. Lan anlatsana adama. Benim bütün umutlarım çaldı. Seni dedi eşim yapacağım dedi. Seni Türkiye'nin bir numaralı ses sanatçısı yapacağım. Hayvan, hayvan. Bana mı diyorsun? Hayır, bana diyorum. Muhittin. Ve inanır mısın namussuz bana sözleşmeleri imzalattırdın, senetleri imzalattırdın ve kaçtı gitti. Sonra nasıl dövdüğünü anlat. Sonra çiçekleri aldı döndü. Ay, arkadaşım Allah. Öyle döndü nasıl değil, dövdü o. Dövdü. Ya beni, dövdü. Nerelerine vurdu onu göster. Ne yaptı? Nerelerine vurdu. Böyle buralarım buralarım. Sen anlat beni dövdü de Kubat sen sor nerelerine vurdu de. Beni nasıl dövdü? Nasıl yani? Nerelerine vurdu ya? Buralarım. Bir sonra kadar... hep aynı yere mi? Hep aynı yere mi vurdu? Yok ben bir süre sonra yamulunca böyle kaymaya başladı tabii. Ne saçma bir şey. Ne lan anlat buralarıma buralarıma şuralarıma şuralarıma. Böyle böyle başladı sonra spank the monkey. Ne? Ne ya vurmuş adam dövmüş işte kaba kuvvet kullanmış. Daha neyini anlatayım ben? Evet, sen böyle yaparken elbiseni de kaldırıp kaldırıp indiriyorsun o sırada. Tabii tabii ya. Tabii kenarda su birikintisi var böyle çarpıp çarpıp serinliyorum böyle gerginim. Hayır, üst kısmını elbisenin kaldırıp... Houston mı? Elbisenin üst kısmını kaldırıp kaldırıp indiriyorsun. O sırada belinin inceliğini görüyor Kubat ve sana aşık oluyor. Ulan sen ne zayıfmışsın diye. Evet, 3-2-1 buyurun. Ne oldu oğlum? Korktum lan, yapma. Evet, buyurun. Yılları gibi bana ne yaptı? Bana hayatı zindan etti. Beni şaraptı, bana kadınımı yaşatmadı.
Ne kadar güzel bir sarış kadınsın sen. Ben böyle narin, böyle ince birini görmedim diye buyurun. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Sinirden kasıldım ve masajı açtım. Ay. Öyle güzel bir bayan görmedim. Ne kadar... Belki de şarkı değil benim. Arkadaşım. Arkadaşım, adam sende şey... Kuma, sen kadına yürüme. Sadece hoşlandığını belli et. Her biraz... şekilde yürüyor şu an. Evet. Arkasına geçince korkutucu oldu. Sen de direksiyonu al, giderken de ki... amacım sizi korkutmak, kaçırmak değil diye yumuşa biraz. Amacım sizi korkutmak değil. Bir de sana yan tarafa şey, küçük bir şey koysunlar. Sehpa koysunlar. Zigon bir şey. Zigon koysunlar oraya. Böyle bir duble bir şey, beyaz peynir. Değil mi efendim? Köz biber. Evet. Aa, bayağı hazır bekliyor. Öbürleri de hazır mı? Evet. İsi sen peynir. Oradan ufak peynir yiyorsun falan. Kullanıyorsun arabayı. Tabii tabii canım. Ben de leğende ayağını yıkıyorum. Evet, ufak basmak... şimdi başla. Amacım sizi kaçırmak, üzmek, korkutmak değildi. Amacım sizi kaçırmak, üzmek, korkutmak değil. Ne yaptınız o zaman? 200'de 2 saattir bizi götürüyorsun. Tek başına içmeyi sevmiyor. Olay o. Hepimiz kader mahkumuyuz de Kubat ve hepimiz bu arabayı 250 ile götürüp bir duvara çarpacağım de. Nereye? Bir duvara çarpacağım. Hepimiz duvara... kader mahkumuyuz. Ama biraz sonra 250 ile şu gördüğünüz dağa çarpacağım. Sıkı dur. Tamam. Niye? Ben arkaya geçiyorum. Arkadaşım adam 250 ile çarpıyor. Arkaya geçsen ne olur? Adam patlatacak üçünüzü de. Ama fizik işte. Otobüs kaça bölersen onu o kadar güç azalır. Arkaya Ezgi çok kork sen. Ay beyefendi ne olur yapmayın bunu Allah aşkına. Bakın sesiniz o kadar güzel ki bülbül gibi şaktınız. Şakıdınız. Korkacak hiçbir şey yok. Korkacak şakıdı şakıdı şey yok. Ne olur. Otobüsün önünü gidip oraya çarpamaz. Çünkü adam bekçi. Çarpacak. Geri zekalı mısın sen? Ne biçim şeyler söylüyorsun Avrupa'ya sen? İneceğim uşaka. Arkadaşım sen şimdiki Ezgi sen merak etme de otobüsün arkasından geçip sandalyelerin altından, motordan, adamın ayağının altından gaz pedalının şeyini, vidasını sökeceksin. Evet. Yok abi. Buradan gitmiyorum. Arkadan dolaşıyorum. Oradan gidersen görür. Ezgi'ye de söyle oyalasın adamı. Şu an korkacak bir şey yok. Sen şimdi ona çok güzel bir şeyler anlat. Onun... erkeklik hani anlatabiliyor muyum? Yani zayıf noktalarına hitap ederek aklını karıştır. Evet, kırmızı başlı kızı yani, anlat adama. Kırmızı başlıklı kızı anlat, fişnetli olanı. Şimdi ben... Abla gülerek kendini çok ele verdin. Ben arkadan dolaşıp geleceğim, arabanın alttan sacını açacağım. Tamam. Ve tırnaklarım şey, sacını açacağım arabanın. Sacını. Oradan ayağına ulaşıp gazdan çektirtmeye çalışacağım. Hadi çabuk ol, öleceğiz yoksa. Çantanı yanına al. Törpü mörpü lazım olur. Lazım olur. Yapmayın şoför bey, ne olursunuz. Hemen kırmızı başlı kıza gir. Şoför bey çok sallamayın, heladayım. Şoför bey ne olursunuz. Siz kırmızı başlıklı kızı bilir misiniz? Ha? Şoför bey, bakın öyle güzel şarkı... Rahat bırak beni. Nereden öğrendiniz? Bir şarkı daha mı söyleseniz ha? Nasıl söylediniz o melodi? O kadar güzeldi ki. Bir daha yapsanız be. Hadi hayır. Niye? Ya kırmızı başlıklı kız babaanneden girsene. Babaanne, bir babaanne varmış kırmızı başlıklı kızda. O babaanne o kadar fethanmış ki kırmızı başlıklı kız. Ne oluyor? Kusura bakma, öleceğiz. Arkadaşım. Yapamıyorum, geçemiyorum. Ya gir şuradan, geçeceksin. Zaten ben öleceğim buradan geçerken. Ulan MacGyver'sın sen, hadi. Neyim? MacGyver. MacGyver başka biri. Neyse fark etme. MacGyver olmasın o. Gir. MacGyver daha size hitap eden. Gir şunun altına. İşte o MacGyver işte. Arkadaşım gir şunun altına. Tamam. Giver. English. Giver. Alttan gidiyorsun. Ezgi'nin altına geldiğinde Ezgi'ye tık tıklayarak mesaj ver. Beyefendi ne olursunuz yapmayın şunu Allah aşkına. Biraz olsun ya. Kız altına bir şey giymedi mi sen? Arkadaşım. Mesajı aldı o. Evet arkadaşım. Ya bir şaka bu kadar mı gerçek olur? Sen pisliğin tekisin. Arabanın nihayet motorunu gördük. Arkadaşım. Yat şuraya. Ben bir Türk kahramanıyım, şanzıman. Yat şuraya. Sırt üstü yat,
Ezgi'ye de ki, Ezgi sen adamı dikkatini kendine doğru çek. Ben o sırada ayağını tutacağım, kaldıracağım gazdan. Sen ayağını kaldıracaksın, kumat basacak. Sen kaldıracaksın, kumat basacak. Evet, 3-2-1 söyle Ezgi'ye. Orayı del. Çakmağınla yak ora tabanı. Oradan delik aç, Ezgi'yle konuş. Lan bulsana şu çakmağı! Nerede? Kadın çantası bu. Ay sigarayı bıraktım. Arkadaşım! Kulak kıllarını yakmak için çakmağın vardır. Ay. O sensin o. Evet, bul şu çakmağı. Beyefendi, böyle güzel araba kullanmayı nereden öğrendiniz? Ne yapıyorsun? Isıttım, deliyorum şimdi törpüyle. Del şunu artık. İşte deliyorum, dur. Tamam, del gene... gözünü dayı oraya. Demem ki durdurdun, gene soğudu. Beyefendi, del biraz... gözünü daya deliğe. Beyefendi şuradan... Konuş bir... Ezgi'yle. Bir gözünü daya, bir ağzını daya konuş. Gözümü görüyor musun? Gözümü görüyor musun? Görüyorum. Ben de gördüklerimi anlatayım. Arka sıraya geç, arka sıraya. Ben de anlatayım mı? Yap şuraya! Affedersiniz, tarih bizi niye kurtarmaya çalışıyor? Arkadaşım biz yat şuraya. Biz tefessüh etmişiz. Yat, ikiniz de pisliksiniz. Yat! O başlattı, 2 saattir tutuyorum kendimi. Baktım başlayacağı yok. Seninkiyle onunki aynı şey mi? Evet. Aynı kıka. Evet, deldin. Gözünü göster, gözünü. Hadi. Ağzına konuş. Şimdi ayağından tutacağım. ...ve gaza basmasını engelleyeceğim. Dikkatli ol, emniyet kemerini bağla. Bana doğru dön. Tam evet. Bacak arasına gir, kumatın bana doğru ol, dönük olsun yüzün. Şimdi şoförü bir şekilde engelleyeceğim. Cep telefonuyla çek, YouTube'a koyarız. Ya ben nasıl gireceğim buraya ya? Gir oraya, bilmiyorum ben işte. Gireceksin bir şekilde. Kahretmesin. Ezgi'ye söyle hazırım. Delik ama yan tarafta kaldı. Yan tarafa kadar ağzını getir söyle. Bana mı diyor ya? Ben sana bakmadan konuşacağım. Ben ayağını fren gazdan çektiğim an hemen şoförü omuzlarından yakala. Arkadaşım sadece gazdan ayağını çekersen arabanın şeyi kesilmez. Önce vites bağlantısını kes adamın. O zaman niye buraya geldin? Vites burada. Oradan bağlantısı onda, önde. Önde. Tamam, evet. Ve sen altında bir şeyler olduğunu fark et Kubat. Altında ne var benim? Hayır, hayır. Kubat, altında bir şey olduğunu hisset ve huylan. Beyefendi. Nasıl bir direksiyon Allah aşkına ya. Beyefendi, şuradan 1-2 leblebi veriverin, yiyip duruyorsunuz yanımda. Ha? Evet. Evet. Vitesi boşa çıkardım. Kubat, elini vitese at, vites boş. Bağır birden, vites boş diye. Vites boş! Ay beyefendi, bakın bu kadar hızlı gittiniz, vitesi bozdunuz. Hayır Ezgi, şimdi sen kalk ayağa de ki, göreceksin şimdi, ayağını kaldıracaklar senin. Evet. Göreceksin şimdi, ayağını kaldıracaklar seni. Ah! Kadın niye yolda tebaa değiştirdi? Arkadaşım hemen ayağını tut. Ezgi sana hareketi yapsın, ayağını tut. Ezgi bırak. Hareket ah! Yapsın. Allah aşkına yıkayacağım ya, bırak. Hadi arkadaşım. Basma gaza. Frene de basmıyorsun, duvara doğru gidiyorsunuz. Ay duvara doğru gidiyoruz, tutuver. Kaldır kaldır ayağını. Hop şöyle. Bence bu DVD tutar. Arkadaşım. Arkadaşım ayağını gazdan kaldırırsın. Kubat sen basmaya çalışırsın. Bırak öleceğiz, bırak öleceğiz, ölelim diye. Evet. Bırak, bırak öleceğiz, öleceğiz. Kaldır şu bacağı. Ay Allah'ın cezası dedi, inatçıymış. Adam düşecek.
Öleceğiz diye bağırsanıza. İnşallah. Bıktım çünkü. İnşallah. Bas abi bas. Bas. Hayır. Bas. Hayır lan. Kafadan. Öleceğiz diye bağır. Kubat'ı ikna etmeye çalış şey Ezgi. Vallahi öleceğiz. Beyefendi yalvarırım yapmayın. Sesiniz bir harika. Biz de güzel sesiniz var sanırdık. Ne olursunuz. Ve o sırada şoför direksiyonu bırakır. Artık inat etmemektedir. Ağlamaya başlar. Sebep? Ah canım benim. Tamam. Yapmayın böyle ama ya. Hadi gel tamam. Ağlamaya başlar ve... Arkadaşım sen teselli etmeye çalışırsın onu alttan. Bak bana bak senden beteri var. Ben neredeyim? Ağlama mutlu ol. Yapmayın böyle ne olur. Verin o direksiyonu da bana. Bırakın be. Yeter arkadaşım, artık. Ayağa kalk. Kalkın ikiniz hepiniz ayağa. Şimdi sen adama ona olan duygularını dile getirirsin. Bak bizi duvara çakmadın ama neyi kurtardık falan. Senin aşkın var ona. Ne oldu ya? Sen kalça yamuk. Evet. Vurmadın duvara. Kubat çok hüzünlüsün. Ağlamaklısın. Arkadaşım iki adımla gelirsin. Yaklaşırsın ona. Gel. Gerçekten bir an korkmuştum. Fakat şu an kalbini, iç yüzünü gördüm. Ve seni affediyorum. Başka birisi olsaydı bizi oraya çarpardı. Arkadaşım! Arkadaşım öpmüyorsun hemen. Öpmüyorum. Öpmüyorsun. Önce sen kahve içiyorum. Sen belden sallanıyorsun. Belden hafif sallan. Evet. Kubat sen bak ona. Git şimdi Ezgi'ye söyle de ki acaba ona de izdivaç teklif etsem kabul eder mi? Ezgi'ye bir sor. Acaba ona izdivaç teklif etsem kabul eder mi? Vallahi onu bunu bilmem de bana eder gibisiniz. Sen yardımcı ol. Bunu evet. Hadi şimdi bir yardımcı olur. Olayım konuşayım. Allah bu peruk. Gitti ki. Sen duyma Kubat, senin arkan dönükmüş. Sen duyma. Ezgi sen şey yap, bunu oraya ayarlamaya çalış. Kız Tolgiç, talih kuşu kondu kafana. Seni beğendi bizimki. Şoför seni çok beğendi. Ya inanır mısın, çok heyecanlandırmasına rağmen ben de ona karşı. Gerçekten mi? Ay birlikte düet yaparsınız belki. Onu da yaparız. O zaman konuşayım. Yapar mısın bunu? Ay yapmaz mıyım? Tabii ki yaparım. Ona bir mesaj gönder arkadaşım, bir mesaj gönder. Ne söyleyeyim ona? Ne dememi istersin? Hayır, hayır. Kızla yolla mesajı. Ha, o zaman şöyle söyle. Ben şimdi şurada ağacın arkasında olacağım. Ha. Eğer o da benimle aynı duygulara sahipse... Ağacın arkasına gelsin. Yok. Kırmızı mı, mor mu? Baby doll rengi. Arkadaşım! De ki o da beni seviyorsa de o da bana beni, ağacın oraya gelsin, bana bir şarkı söylesin. Ağacın oraya gelsin ve bana küçücük de olsa bir beyit, bir dörtlük bir şey söylesin. Hemen söylüyorum. Kubat Bey, eğer hoşlandıysanız Tolgiç'ten... evet, eğer Tolgiç'ten hoşlandıysanız şu ağacın arkasında sizi bekliyor olacak. Ona bir şarkı söylersiniz, bir şey mırıldanırsanız. Şu an sizi bekliyor, tamam mı? Ama birbirinizi hadi. Görmeyin. Ağacın bir tarafında sen, bir tarafında sen ol. Hadi şu anda ağacın diğer... Sonra tarafında. Şarkının sonuna doğru, o dörtlüğün sonuna doğru ikiniz de önce ellerinizi buluşturursunuz. Ben çıplak mıyım? Anladım. İlk günden olmadı. Ne yapıyorsun kız? Bahçe duvarından açtı. Bahçe duvarından açtı. Sarmaşık güllere dolaştı. Sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim, helalleştim. Öptüm sevdim, helalleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Yavaş yavaş öne doğru çıkarsın. Hayır öyle değil. Güle, acem şalın ince bele. Elini uzatırsın. Elini tutar öne getirirsin. Acem şalın ince bele. Büyük alkışlarla Kubat'ı alkışlatın. Acem şalın ince bele. Ağzına sağlık.
gelin öne ikiniz de. Ezgi sen kusura bakma ama hayatımda gördüğüm en güzel kadındı. Ben mi? Hayır, öteki. Ha, öteki tabii. İşte bunun adı katarakt. Bu bir perde iniyor. Hayır, hayır. Ben hayatımda... Yani gördüğün şeyin üstüne başka şeyler katarakt. Ezgi baba. Fırat Parlak. Özer Atik. Aziz Ağaz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.